Merhabalar. Bu videomuzda osiloskopun e, volt div ve time div tuşlarının ne işe yaradığı, ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağız. Evet, osiloskoptaki volt div kısmı ile sinyalin e, değerini yani genliğini hesaplarken e, time div tuşuyla ise frekansını hesaplamaktayız. Hemen nasıl yapıyoruz onu söyleyelim. E, sinyalimizin e, tepeden tepeye y eksenindeki e, kapladığı kare sayısına bakıyoruz. Bakın şuradan alttan başlayıp en tepeye kadar bir iki kare kaplamakta. Bu iki karenin yarısını alıyoruz. Çünkü frekansımız alternatif bir sinyal. Yarısı da bir kare çarpı geliyoruz burada volt div tuşunun bulunduğu e, rakamı da okuduktan sonra onunla birlikte çarpıyoruz. 1 çarpı 5 eşittir 5. Yani sinyalimizin genliği, değeri burada 5 volt olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu sinyali şöyle yapsaydık, bakın bu sefer taradığı kare sayısı 1, 2, 3. 1, 2, 3 yaklaşık olarak 3 civarında bir kare taramakta. 3 çarpı, buraya geldiği sekme ise 2'ye geldiğini görmek değil. 3 çarpı 2, 6, 6'ya yaklaşık bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu değiştirmek sinyalimizin değerini değiştirmiyor. Sadece daha hassas ölçümler almamızı sağlıyor. Şimdi gelelim e, Time Dev kısmına. Time Dev kısmı da sinyalimizin <laughs> e, frekansının hesaplandığı kısım. Burada da Y eksenine yani yatay kare sayılarına bakıyoruz. Sinyalin başladığı ve bittiği, kendini tekrar ettiği kısma bakarak bu işi e, yapıyoruz. Şimdi bakalım bu noktada. Sinyalimiz şurada başlayıp Sonunda bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kare taramış yatayda sinyalimiz. 10 çarpı burada time give kısmının nerede olduğunu bakıyoruz. 10 çarpı 2'de. 10 çarpı 2, 20. Ee, burada periyodunu t'yi buluyoruz. Frekans hesaplanırken de frekans eşittir 1 bölü t formülünden t yerine 10 çarpı 2 eşittir 20 yazdığımızda 1 bölü 20'den eşittir 0,05 birim olarak da milisaniye olduğu için kilohertz karşımıza çıkmakta. Bunu eğer herze dönüştürürsek 1000 çarptığımızda 50 hertz şebeke gerilimi Türkiye standartlarında kullanılan değer olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada da bunun konumunu değiştirmek sinyalimizin frekansını değiştirmez. Sadece daha hassas ölçüm yapmamızı sağlar. Yine bakalım burada. Bakın 1, 2, 3, 4 kare bu sefer taramakta. Bulunduğu kısım 5'te 4 çarpı 5 yine 20 periyodunu buluyoruz. 1 bölü 20'den 0,05 kilers. O da eşittir 50 hertz değerlerini bulmaktayız. Evet, bu şekilde volt div ve time div e, tuşlarının kullanımını göstermiş olduk. Kısaca tekrar etmek gerekirse yataydaki y eksenindeki kare ile volt divi çarp genlik değerine Yataydaki kare, yani x eksenindeki kareyle e, time divi çarpıp periyodu bulmaktayız. F eşittir 1 bölü T adında frekansa erişebiliyoruz. Evet, bununla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.